Sivas Caddesi üzerinde bulunan ve Küçük Beybağı, Büyük Beybağı, Kemer Köprü, Parakende, Akdeğirmen mahallelerinin ilköğretim ihtiyacını karşılayan Yeşilbağ İlköğretim Okulu inşaatındaki belirsizlik velileri endişelendiriyor. Eski okulun ihtiyaca cevap vermemesi üzerine yıkılarak yerine yeni ve daha büyük bir okul yapılması yönündeki çalışma, okulun ikinci kat aşamasına geldiği sırada Tokat Müzesi'nin talebi Anıtlar Yüksek Kurulu'nun takdiriyle durduruldu. Küçük Beybağı Mahalle Muhtarı Halim Tatlı, 800 öğrencimiz Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda perişan, veliler endişeli. Umarız bu problem bir an önce çözülür dedi. Sayın Muhtarım, şu an Yeşilbağ Ortaokulu'nun inşaatının içindeyiz ve aldığımız duyumlara göre inşaat durdurulmuş vaziyette. Buradaki son durum nedir? Ablacığım, okulumuz 20 gün önce bir şikayet üzerine, Müzeler Birliği'ne şikayet üzerine okulumuz şu anda inşaatı durduruldu. Buradan gelen Müzeler Birliği'nden gelen arkadaşlar okulun inşaatın duvar çıktığını şikayet olduğundan dolayı okulumuzu durdurdular. Ve sonra da Anıtlar Birliği'ne gelerek inşaatın yeniden kontrolüne izin verdiler. Kontrol yapılacak. Ondan sonra ayın 20 gün sonra ayın 19'unda Anıtlar Birliği komisyonundan gelen bilgi üzerine ya başlayacak ya da kalacak. Biz burada Anıtlar Birliği'nden rica ediyoruz. 800 tane öğrencimiz var. Yunus Emre Okulu'nda çok mağdur durumdalar. İkili öğretim görüyorlar. Aileler mağdurumda. Burada gelen meraklılar bize soruyorlar. Ne buranın ne zaman başlayacağını. Biz tam bilgi veremiyoruz. Onun için bir an önce Anıtlar Birliği'nden iyi karar alınmasını rica ediyoruz. Peki muhtarım, tarihi eser diye duyumlar alıyoruz ama yani nedir bu olayın gerçek yüzü? Tarihi eser diye bir şey yok. Sadece burada duvar. Bir tarihi duvar. Eskiden öyle bir duvar çıktı. O öyle bir duvar yani. Tarihi eser diye bir şey yok. Peki bu duvarın çıkması sonucu bunu ortaya kim çıkardı? Yani buradaki çalışan işçiler mi şikayet etti? Şikayet edeni bilmiyoruz. Yalnız Müzeler Birliği'ne, müziğe şikayet olmuş. Biz de hiç buranın müteahhidi yani mevsim yerek inşaatına devam etti. Kazı esnasında çıktı yani duvar. Peki buradaki okuyacak çocuklar şu an hangi okula gidiyor? Yunus Emre Ortaokulu'na gidiyorlar şu anda. Yunus Emre'de okuyorlar. Okuyorlar. Peki vatandaşlar okulun inşaatı ile ilgili herhangi bir şikayette bulunuyorlar mı? Her gün yani 10-15 kişi soruyor, bura niye durdu? Bize tarihe diyor, ne diyoruz ama kimi tarihe ser çıktı diyor, kimi altın çıktı diyor. Bize doğru cevap veremiyoruz yani. Burada Anıtlar Birliği'ne düşen bir an önce buranın çözülmesi, okulumuzun yeniden başlaması. Çocuklarımızın mağdur olmadan yeniden okullarına başlamasını istiyoruz biz.